Samsun İstihdam ve Kariyer Buluşması ve Öğrenme Şenlikleri etkinlikleri İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 23 Nisan Ortaokul önünde yürüyüşte başladı. Lise Caddesi'nden Sevgi Gölü yanındaki fuar alanına kadar devam eden yürüyüşün ardından Samsun İstihdam, Kariyer Buluşması ve Öğrenme Şenlikleri fuar alanına gelindi. Öğrenme süreçlerine aktif olarak katılım olanağı sunan tüm ilçelerde ve okullarda gerçekleştirilen 110 standın kurulduğu alanda Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Bitkisel Modülü dersini başlatan ve başlatacak olan okulların müdürlerine verilecek 300 adet bisikletin protokolü Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Atakan Girgin arasında imzalandı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, bu şenlik bu yıl ilk defa iki kurumun farklı bir etkinliği birleştirmesiyle gerçekleşti diye konuştu. İşkur Müdürlüğümüz insan kaynakları ve istihdam fuarını her yıl düzenlemekteydi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de 1967 yılında başlayan ilk öğretim haftası, okuma yazma haftası etkinliklerini daha sonra Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla öğrenme şenliğine çevirmiştir. Bu iki kurumumuzun bu iki şenliği bu sene ilk defa valiliğimizin de teşvikiyle burada gördüğünüz şenlik alanında icra edilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Uğur Ergin ise ülkemizde ilk kez 2013 yılında Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri düzenlenmeye başlandı dedi. Çalışmalarımızda Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranının yükseltilmesinde vatandaşlarımızın öğrenme fırsatları konusunda bilgilendirecek ve öğrenme isteği uyandıracak organizasyonların etkili olduğunu gördük. Bu kapsamda dünyada neler oluyor diye baktığımızda çeşitli kentlerde yıllardır başarıyla uygulanan öğrenme şenliği benzeri çalışmaların yapıldığını tespit ettik. İşkur İl Müdürü Hasan Kılıçaslan da Samsun'un tüm hizmetlerini bir araya getirdiklerini söyledi. İnşallah bir şenlik havası içerisinde insana vurgu yapmak istiyoruz, öğrenmeye vurgu yapmak istiyoruz. İnsandan ümit kesilmemesi gerektiğine vurgu yapıyoruz. Her yaşta öğrenecek birçok şeye var olduğuna inanıyoruz. Hepimizin öğrenmeye muhtaç olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü Atakan Girgin de Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün okullara dağıttığı bisikletlerle gençleri hareket ettirmeye çalıştıklarını belirtti. Biz yılda yaklaşık 50.000 tane iş arayanla birlikte onlara hizmet veriyoruz. Ayrıca Milli Eğitim'in geçen yıl 410 tane okulunda, bu yılda yaklaşık belki 500 okuluna bizzat kariyer belirleme ile ilgili meslek tanıtımları ile ilgili faaliyetler sunuyoruz. Yani yapmış olduğumuz işlemlerin büyük bir çoğunluğu, faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu gelecekte ya işçi ya işveren olacak olan kardeşlerimize, öğrencilerimize yönelik. Günlük hayatı aktif geçirmenin sağlıklı yaşam için ilk adım olduğunu belirten Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı. Sağlık Bakanlığı olarak bugün Samsun'da 300, Türkiye genelinde 1 milyon adet bisiklet dağıtılacak. Bizim buradaki Milli Eğitim'le yapmış olduğumuz protokol ise 5. 6. 7. sınıf öğrencilerine dönük farkındalık ve tüm Samsun'daki farkındalık oluşturmak. 2 gün boyunca sürecek etkinliklerde ziyaretçilere bilgilendirici hediyeler ve ödüller verilecek.